Herkese merhabalar. 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem birinci yazılı programımıza başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazır değilim hocam. Harikasın. Hazır olmamış olabilirsin. Zaten hazır olmadığın için buradasın ama birazdan sana mükemmel bir şekilde yazılı konularımızı, öğrenci notlarımızı güzel güzel vereceğiz ve sana notları verdikten sonra da mükemmel sorular hazırladık. Boşluk doldurmalar hazırladık. Aynı zamanda doğru yanlışlar hazırladık. Aynı zamanda bu şekilde eşleştirmeler hazırladık. Süper sorularımız var ve bu sorularla mükemmel başarılara ulaşacağız. Bu kadar çok bilgi nasıl Tutacağım. Bu kadar bilgi aklına nasıl tutacağına hiç endişelenmene gerek yok. Zaten bu bilgilerin hepsini sen okulda dinlemiştin. Bizler de şimdi sana güzel güzel anlatacağız. Dolayısıyla, dolayısıyla sen bunların her birini şimdi yazılı prosa yaparak tekrar ettiğinde ve yazıldan önce bizim yazılı notlarımız var biliyorsun. Yazılı notlarıyla da güzel güzel çalıştığında zaten mükemmel başarılara ulaşacaksın. Burada tüm dersler için birinci önemli hem birinci yazılı hem de ikinci yazılı için notlar da var. Birazdan buradan da örnekler göstereceğim. Ama şimdi arkana yaslan emniyet kemerini bağla. Mükemmel bir şekilde yazılı provamıza başlayalım. Şimdi birinci dönem birinci yazılı konularımıza baktığımızda birey ve toplum ve kültüre ve miras ünitesinden sorumluyuz. Birey ve toplum ünitesinde sosyal bilgiler dersinden öğrendiklerimiz kısmıyla başlıyoruz. Milli bağımsızlık ve milli egemenlik arasındaki farkı bileceğiz. Milli bağımsızlık ülkemizin düşman işgalinden kurtarılması demek. Yani şöyle düşün burası ülkemiz olsun İşte doğudan... Ermeniler, güneyden Fransızlar ve Ermeniler, batıdan Yunanlılar, işte İtalyanlar, farklı farklı ülkelerden insanlar bize saldırdı. Biz bunları Ül ülkemizden dışarıya attık mı Tonguç'um? Evet hocam. Evet. Bunları dışarıya attıktan sonra biz bağımsızlığımızı kazandık. Yani ülkemizin düşman işgali altında olmaması, ülkemizin kendine ait bayrağının, kendine ait iskel marşının, kendine ait bir başkentinin olması, bunların hepsi milli bağımsızlıkla alakalı. Milli egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi, insanların sandığa giderek oy vermesi, meclis olması, milletvekilleri, cumhuriyetin ilanı yani 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edilmesi milli egemenlikle alakalı. Ama bizim düşmanı denize dökmemiz milli bağımsızlıkla alakalı. Dolayısıyla burayı net bir şekilde bileceğiz sonuçul. Um. Şimdi Yardımlaşma dayanışmayı da öğreniyoruz sosyal bilgiler dersi sayesinde. Böylece insanlara nasıl faydalı olabileceğimizi, insanları paylaştıkça, güzellikleri paylaştıkça artacağını öğreniyoruz. Hak ve sorumluluklarımız var. Burayı da hemen şu sayfada göstermek istiyorum. Şimdi bizim rollerimiz var. Ailede evlat, kardeş, torunuz. Buna bağlı olarak ailede bizim haklarımız var. Mesela sevgi görme hakkımız var ama sorumluluklarımız da var ailede. Odamızı temiz tutmalıyız değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. Aynı zamanda öğrenci arkadaş sınıf başkanı olarak okulda farklı farklı rollerimiz olabilir. Eğer öğrenciysek okuldaki eğitim alma hakkımızı bileceğiz. Ya da sorumluluklarımızın arasında derslere zamanında girmek var. Burası önemli. Hocam kesin soru gelir mi buradan? Tabii ki buradan soru gelir Tonguç'um. Burası önemli çünkü bizim ailede, okulda ve çevredeki rollerimizi sorabilirler. Ve buna bağlı olarak da... Ailedeki haklarımız nelerdir? Sorumluluklarımız nelerdir? Okuldaki haklarımız nelerdir? Sorumluluklarımız nelerdir? şeklinde bize sorular gelebilir. Çevremizde de müşteri olabiliyoruz, yolcu olabiliyoruz. Buna bağlı olarak düşüncelerimizi özgürce ifade etme hakkımız var ya da insanlara saygılı olma sorumluluğumuz var. Demek ki haklarımız sahip olduğumuz, ee, yapabileceğimiz, rahatlıkla bize verilmesi gereken imkanlar oluyor. Sorumluluklarımız ise görevlerimiz oluyor. Burasını anladın mı Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. Tamam. Şimdi gelelim diğer kısma. Çevremizdeki ekonomik faaliyetleri de öğrenmiş oluruz. Yani ülkemizde mesela Adana'da veyahut da Ege'de pamuk yetiştirilirken Rize'de çay yetiştiriliyor. Ya da Antalya, Mersin'de, e, Anamur'da muz yetiştirilebilirken İç Anadolu'da yetiştirilemiyor. Orada buğday yetiştiriliyor. Dolayısıyla ülkemizde farklı farklı ekonomik faaliyetlerin yapıldığında yine sosyal bilgiler ders sayesinde öğreniyoruz. Milli kültür ögelerimizi öğreniyoruz. Yani dilimiz, dinimiz, işte bayrağımız bütün bunlar hepsi bizim kültürümüzü oluşturan temel ögeler. Bunları yine sosyal bilgiler ders sayesinde öğreniyoruz. Ve Etkin vatandaş ne yapar onu öğreniyoruz. Etkin vatandaş mesela oy verebilir, vergi verir. Yani belli bir yaşa geldikten sonra oy verir. Aynı zamanda mesela sen şu anda vergi veriyor musun Tonguç'cuğum? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun. Tabii ki vergi vermiyorsun. Çünkü şu an sen para kazanmadığın için vergi veremezsin. Dolayısıyla burada e, net bir şekilde bilmemiz lazım ki... ...biz belli bir e, üretici olduktan sonra, belli bir gelir sahibi olduktan sonra... ...ülkemize vergi vererek, işte seçim zamanı oy vererek... ...aynı zamanda haklarımızı ve sorumluluklarımızı bilerek etkin vatandaş oluyoruz. Şimdi... Burada birey rol hak, kurum sorumluluk planları şimdi sorular çözeceğiz. Bir de olay ve çok boyutluluk diye bir şey var. Mesela bir trafik kazası olduğunda bu bir olay. Bu olayın çok boyutluluğu var. Bunun farklı farklı nedenlerden dolayı olmuş olma ihtimali var. Mesela sürücülerden bir tanesi uykulu olmuş olabilir. Bir tanesi kırmızı ışıkta durmamış olabilir. Bir olayın birden fazla neden oluyor. Buna da biz çok boyutluluk diyoruz. Aynı zamanda çocuk hakları var. Biliyorsun her çocuğun oyun oynama hakkı var, işte eğitim almak hakkı var. Bunları ülkemize Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne tüm ülkeler uymak zorunda ve çocuk hakları da bizim en doğal hakkımız. Şimdi burada şu, burada e, şu e, kültür ve miras konusuna geçmeden önce istersen birkaç tane soru çözelim. Ardından da ardından da e, şey yapalım. Nedir onu? Tekrar buraya geri dönelim Tonguç'um. Şimdi demiş ki: "Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz." demiş. Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere biz ne diyoruz Tonguç'un um biliyor musun? Bilemedim hocam. Biz vatandaş diyoruz. Bak burada hemen yazıyor zaten. Buradaki kelimelerden de faydalanabilirsin. Yazıldığı da çıkarsa buraya hemen yazıyorum. Vatandaş diyoruz. O zaman vatandaşı eliyorum. Ortaya çıkan e, ilgi çeken ve çekebilecek nitelikte olan her türlü duruma ise biz olay diyoruz. Olay kelimesi burada ha, olay yazıyorum. Olay denir. Tamam. Devam ediyoruz. Olayların birden fazla nedeni ya da sonucunun olmasına ise biz çok boyutluluk diyoruz. Bak burada az önceki sayfada göstermişken tokuç bak şurada. Buradaki trafik kazasının birden fazla nedeni olabilirdi. Sadece bir nedenden dolayı olmayabilirdi. Buna biz çok boyutluluk diyoruz. O zaman buraya da hemen güzel bir şekilde çok boyutluluk yazalım. Çok boyutluluk. Devam ediyorum. Toplumu oluşturan insanlardan her birine, toplumu oluşturan insanlardan her birine birey yani birey, her biri bir birey olmuş oluyor. Bireyin ait olduğu grup ve kurumlarda üstlendiği görevlere ise biz rol diyoruz. Mesela bizim e, az önce söylediğim gibi ailede biz bir birey olarak rollerimiz var. Mesela ailede bir evlat olabiliriz, kardeş olabiliriz, torun olabiliriz, baba olabiliriz, anne olabiliriz. Ailede farklı farklı rollerimiz var. Bu rollere bağlı olarak belli haklarımız ve sorumluluklarımız var. Yani mesela seninle babanın e, sorumlulukları aynı mıdır Tonguç'um? Hayır hocam. Tabii ki aynı olmaz. Hakları da aynı değil, sorumlulukları da aynı değil. Dolayısıyla babanın rolü babalık, senin rolün e, çocuk evlat olmak. Dolayısıyla rolleriniz nasıl farklıysa sorumluluklarınız ve haklarınız da farklı oluyor. Okuldaki rollerimiz başka başka olabiliyor. Öğrenci olabiliyoruz, arkadaş olabiliyoruz, sınıf başkanı olabiliyoruz. Ve buna bağlı olarak da haklarımız ve sorumluluklarımız değişebiliyor. Yine aynı şekilde bir otobüse biz e, yolcu olabiliriz. Veyahut da bir otobüse şoför olabiliriz. Bu durumda haklarımız ve sorumluluklarımız değişiyor. Dolayısıyla rollerimiz değiştikçe hak ve sorumluluklarımız da değişiyor diyebilir miyiz songuçum Evet Süpersin. hocam. Süpersin. Şimdi dolayısıyla bireyine ait olduğu grup ve kurumlarda üstlendiği görevlere biz rol diyoruz. Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara ise biz hak diyoruz. Bizim belli yetki ve kazançlarımız var. Mesela şunların her biri bir kazanç Tonguç'cuğum. Nedir? Sevgi görmek, eğitim almak, düşüncelerimizi özgürce ifade etmek bunlar bizim bir kazancımız, bunlar bizim bir yetkimiz. Bir işi sonuçlandırmak için neyin, ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesine ise... Bu arada yaptıklarımızı silerim Tonguç'um, hakkı yazmıştık, rolü yazmıştık, bireyi yazmıştık, çok boyutlu yazmıştık, devam ediyorum. Şimdi bir işi sonuçlandırmak için neyin, ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesine plan diyebilir miyiz Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın, o zaman buraya plan yazıyorum. Ee, planı da eliyorum. Zaten planlı çalışmak çok çok önemli. Biz mesela gün içerisinde bir sürü yazılımız, sınavımız falan olabilir. Çok canımız sıkılabilir. Ve bu durumda yapmamız gereken şey şu. O gün yapacaklarımızı yazmak. İşte bugün sosyal bilgiler yazılısına çalışacağım. Tonguç videosu izleyeceğim. İşte yazılı notlarından tekrar edeceğim. Hocamın defterini tekrar edeceğim. Bitti bu kadar. Başka bir şey bana gerek yok. Sonra bunları bitirdikten sonra da hop şükülop dinlenebilirsin. Bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesine ise biz sorumluluk diyoruz. Yani herkesin bir sorumluluğu var. Sorumluluklarımızı yapmamız lazım. Mesela az önce söylediğim gibi ailede odamızı temiz tutmak bir sorumluluğumuz. Veyahut da okulda derslere zamanında girmek, öğretmenlerimizi dinlemek bir sorumluluğumuz. Çevremizde insanlara saygılı olmak, insanlara e, karşı kibar davranmak bunlar bizim sorumluluğumuz. Tamam. Toros Dağları'ndan başlayıp Basra Körfezi'ne kadar uzanan Dicle ve Fırat Nehirleri arasında kalan bölgeye... Mezopotamya Mezopotamya'da verilir. Bu tabii ki diğer ünitemizle alakalı bir soru. Birazdan ona da geleceğiz şimdi. Zaten onunla alakalı sayfamız da burada. Şimdi burada Tonguç'um şunu bilmemiz lazım ki kültür ve miras ünitesinde bir Anadolu'da kurulan uygarlıklar vardı. Biz bunları nasıl kodlamıştık? Filhu diye kodlamıştık. Filhu. Yani bir filimiz vardı. Bu filin çok güzel böyle bir işte uzunca bir hortumu vardı. Şöyle fil dişi vardı. Ayakları böyle tombiş tombişti. Şöyle kocaman da bir göbişi vardı. Tamam. Bu filhu. Filhu, frigler, iyonlar, lidyalılar, hititler ve urartulardan oluşuyordu. Urartular madencilikte gelişmişlerdi ve Van'da, başkentleri Tuşba olan günümüzdeki Van'da yaşamışlardı. Madencilikte ilerlemişlerdi ve ahirete inanıyorlardı. Çünkü mezarların içine yani ölülerini koydukları mezarların içine eşyalarını da koyuyorlar. Demek ki adam öldükten sonra yine yaşayacağını düşünüyor. Ahiret var diye düşünüyor. O yüzden eşyalarını koyuyor diyorduk. Hititler ilk yazılı anlaşmayı yapmışlardı. Kadeş anlaşmasıydı. Bunları hatırlıyor musun Tonguç'cum? Hatırlayamadım hocam. Tamam unutmuş olabilirsin ama şimdi dikkatli dinlediğinde yazı notlarıyla veya okuldaki defterindeki notlarla çalıştığında zaten hepsini hatırlayacaksın. Kadeş anlaşması yapmışlardı. Burada bak Mısır vardı. Hititler burada Mısır burada. Mısırlarla yaptıkları savaş sonrasında kardeş kardeş Kadeş anlaşması imzalamışlardı. Ve aynı zamanda yıllıkları vardı. Çok tanrılı inançlara sahiplerdi. Frigler tarımda gelişmişlerdi. Ben buraya yazalım. Tarım yazıyorum. Tarıma çok önem veriyorlardı. Çengelli iğne fibulayı bulmuşlardı. Kilimleri vardı ve aynı zamanda Friglerin tarıma önem verdiğini unutmayacağız. Bereket tanrıları önemliydi. Aynı zamanda aynı zamanda Lidyalara baktığımızda Lidyalılar parayı bulmuşlardı ve Lidyalılar parayı buldukları için de zengin olmuşlardı diyebilir miyiz? Evet hocam. <laughs> evet zengin olmuşlardı ama parayı buldukları için değil. Onlar e, Lidyalılar kral yolunda ticaret yapıyorlardı. Kral yolu diye bir yol vardı. Bu yolda ticaret yapıyorlardı. Aynı zamanda İyonlar ticaret, İyonlar e, iyonlar da yine ticaret yapıyorlardı. Bilim, özgür düşünce ve sanatta ilerlemişti iyonlar. Onlar da Ege'de yer alıyordu. Şimdi Hititler bugünkü Çorum'a yakın bir yerlerde yani başkentte Hatuşaş'ta yazıyorlar. Çivi yazısını kullanıyorlar yine Hititler. Burası önemli. Bir de bunlardan daha da bak madencilik Van dedik bir de su kanalları vardı. Şamran adı verilen su kanallarını da yazalım. Bir de birazdan bunlarla alakalı sorular çözeceğiz Soguç'um. Ee, Hocam kesin soru gelir mi buradan? Evet tabii ki soru gelir. Bunlardan kesin soru gelecek. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Bunlardan soru geleceğini unutmamamız lazım. Şimdi A sorular, A sorular... ...Sümerler ve Babiller, ...bunlar e, Mezopotamya'da yaşamış uygarlıklar. Şimdi bunlar Mezopotamya'da... ...bilhassa Sümerler çok önemli. Çünkü ilk defa yazıyı buluyorlar. Zigurat adı verilen tapınakları var. Aynı zamanda tekerleği buluyorlar. Takvimi buluyorlar. Bak ziguratı da yazalım. Zigurat. Zigurat denilen tapınakları var. Bu tapınakların içinde... Şöyle hatta çizelim şöyle bak. Şöyle tapınak şu ya Tonguç'um. Bunların üst kısımları arası tane yapıyorlar. Alt kısmında işte depoları var. Aynı zamanda okul olarak kullanabiliyorlar. Fark farklı şeyler için kullanabiliyorlar. Ee, ve Urgakina diye çok sert kanunları vardı Sümerlerin. Bir de Babiller vardı. Babillerin de esas sert kanunları ...Hamurabi e, Hamur abi denen esasında ismi böyle yumuşacıktı. Hamur abi ay çok yumuşak poğaça gibi diyorduk ama esasında kanunları çok sertti. E, asma bahçeleri vardı. ...astronomide ilerlemişti. Asurlar'da... ...Ninova denen kütüphaneleriyle... ...tanınıyordu. Ninova kütüphanesi çok önemliydi. Ve onlar da yine sulama kanalları... ...baraj aramışlardı. Şimdi bunlar... ...bak Asur, Sümer ve Babil'ler... ...Mezopotamya'da yani... ...Fırat ve Dicle arasında. Dolayısıyla... ...az önceki sorumuz, nerede az önceki sorumuz? Şu soru. Çok önemli. Toros dağlarından... ...başlayıp Basra Körfezi'ne kadar uzanan... ...bak Toros dağları şurası Sogumucum. Toros dağlarından başlayıp... Basra Körfezi'ne kadar uzanan Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki kısma biz net bir şekilde Mezopotamya adı veriyoruz. Burası önemli. Şimdi şeyi tekrar ettik. Onunla alakalı sorular çözelim. Hatta hemen şuradan çözelim. Şöyle yapalım. Buradaki soruları çözeceğiz yine Tonguç'um. Urartularla alakalı kısmı ama şuradaki soruları çözelim. Bak burası önemli. Aşağıda verilen özellik ve uygarlıklar eşleştiriniz demiş. Bir uygarlığa ait birden çok özellik olabilir demiş. Şimdi Bence böyle eşleştirip kafamızı karıştırmak yerine yanına yazalım kimin ne olduğunu. Şimdi birincisi Tavananna. Tavananna Tonguçum ee, Hititlere ait. Buraya hemen yazıyorum bak. Hititlere ait bir özellik. Hititlerin ee, Tavanannası Anna'dan yani anneden hatırla. Kraliçe yani. Kraliçe olduğu için bu e, yönetime de katılıyor. Çok değerli birisi. Hititlerin Tavanannası'nı bileceğiz. Kral Midas. Kral Midas Friglere ait. E, Friglerin kralı. Tamam. Ee, Kolonilicilik deyince aklımıza hemen iyonlar gelecek. İyonlar diye yazıyorum. İyonlar ticaretle gelişiyor. Diye. Koloni demek böyle küçük küçük alışveriş merkezleri, küçük küçük ticaret merkezleri demek. Tekerleğe baktığımızda tekerleği Sümerler bulmuştu. Mezopotamya uygarlığından Sümerler diye yazıyorum. Fibula çengelli iğneydi. Kim olduğunu hatırladın mı Tonguç'cum? Hatırlayamadım hocam. Tamam, önemli değil. Unutmuş olabilirsin. Hemen söyleyeyim. Bak az önce şurada dile getirmeye çalışmıştım. Nerede? Şurada o sayfa nerede? Ha. Bak burada. Fibula denen, şu çengelliğinin adı Fibula. Fibula denen çengelli iğneyi Frigler buluyor. Hemen şöyle yapalım. O zaman buraya yine e, Frigler yazıyoruz. Buraya yazalım şöyle Frigler. Tamam. E, karışmaması için şöyle altlarına da çizgi çekelim. Bak Tavanan'la anne kraliçe, e, yani kadın kral, e, kadın e, yönetici, bu kralın eşi yönetime katılabiliyor. Bu hititler. Kral Midas Frigler'de, tarıma önem veren kolonizlik iyonlarda tekerlek sümerler bulmuştu. Fibula, çengelliğine iğne, frigiler tarafından. Kısasa kısas sert kanunlardı. Bu da Babillerin Hamurabi kanunuydu. Bak buraya yazıyorum. Babiller Hamurabi kanunları. Buna şöyle okta çıkaralım. çıkaralım. Hamurabi böyle yumuşacık, ay poğaça çok lezzetli açma gibi duruyor ama normalde kısasa kısas yapıyordu. Kütüphane deyince Ninova Kütüphanesi vardı. Ninova Kütüphanesi'ni az önceki sayfada göstermiştim Tonguç'um. Sana bak. Ninova Kütüphanesi nerede? burada. Kütüphane A ait bir özellik yine Mezopotamya O yüzden kütüphanenin karşısına da A yazıyorum. Hatta böyle parantez içinde Ninova diye de yazıyorum. Şimdi kütüphanenin altını çık kapattık. Paraya geldiğimizde Lidya diyoruz. Hemen buraya Lidya yazalım. Hatta şunları hepsini şöyle kırmızıyla çizelim ki sonradan şeyimiz karışmasın. Ninova dedik. Çivi yazısı, Tuşba, Hipokrat, Kibele, Kral yolu, Kadeş anlaşması. Şimdi Kadeş anlaşmasını hatırlıyorsun Tonguç'um. E, Hititler diyebilir miyiz Kadeş anlaşmasına? Evet hocam. Harikasın. Çok güzel. Hititler. Bak bunu unutmamışsın. Hemen bildiğin. Hititler mükemmelsin. E, Hititler Mısırlarla ilk defa böyle kardeş kardeş anlaşma yapmışlar. Tarihte bilen ilk anlaşma. Şimdi devam ediyoruz. Ninova Kütüphanesi dedik zaten az az önce söylemiştik. Asurlar diye bir daha yazıyorum. Çivi yazısına baktığımızda çivi yazısı Sümerler. Yazıyı milattan önce 3200'lerde Sümerler buluyor. Tuşba'ya baktığımızda Van Tuşba. Burası da yine Urartular tarafından bak. Urartular. Hatta buraya yazmıştım bak. Nerede göstereyim şurada. Demiştik ki bak Urartular Van demiştik. Van'a o zamanlar Van demiyorlar da Tuşba diyorlar Tonguç'u. Devam ediyoruz. Urartular diye yazalım şöyle. Urartular. Devam edelim. Ee, şuradan başka bir kalem alayım. <laughs> şöyle yapalım. Hipokrat yemini vardı. Hipokrat yemini yine burada tıpla alakalı bir şey. Tıpla alakalı olduğu için bu da yine bilimle alakalı. Yani iyonlar diyebiliriz. İyonlar bilimde ilerlemişler. Hatta bak burada bir kez daha göstermek istiyorum Tomuş'um. Sana bak. Bilim, özgür düşünce, sanat. Hemen buraya yazalım o zaman. Hipokrat diye yazabiliriz. Devam ediyorum. Kibele bereket tanrısıydı. Bu da yine Frigler'e aitti. O zaman buraya yazalım. Frigler. Kral yolunda az önce söylemiştik. Bak kral yolu yapıp kral yoluna yapılan ticaret sayesinde Lidyalılar böyle böyle kral yolu var. O kral yoluna elde ettikleri parayla daha doğrusu ticaretle de dediler ki biz böyle sürekli değiş tokuş Yani bir şey alırlarken ben kalem almak istiyorum mesela. Sana çay veriyordum. Sen de bana kalem veriyordun. Dolayısıyla e, bu birazcık sıkıntılı oluyor. Dediler ki bunu bitirelim. Dolayısıyla biz artık ne yapalım? Parayı bulalım dediler ve parayı değiş tokuş sistemi yerine para sistemi getirdi Lidyalılar. O zaman buraya geri dönüyorum. Şu sayfaya geri dönüyorum. Kral yolunda yapılan ticaret deyince aklımıza Lidyalılar gelecek Tonguçcuğum. Şimdi bunları zaten bak şurada zaten buradaki ekran görüntüsünü şurada benim gösterdiğim ekran görüntüsünü mutlaka not alabilirsin. Zaten ders notlarından da tekrar edeceksin. Yazıl notlarıyla da çok güzel bir şekilde çalıştığında burada hepsini renkli resimli bir şekilde anlattık. Süper bir şekilde en güzel notları alacaksın. Şimdi bu soruyu bitirmiştik. Şuraya atlamıştık. İstersen istediğimiz sorudan başlayabiliyoruz. Şu soruya bakalım Tonguçcuğum. Şimdi bireyin bir grup içinde farklı rolleri olabilir. Sence eee bu e, doğrudur diyebilir miyiz? Evet hocam. Tamam doğru. Çok güzel. E, Çevremizde yaşanan her olayın sadece bir sebebi vardır. Bu sence doğru mu Tonguç'cum? Hayır hocam. Hayır tabii ki. Böyle bir şey olmaz. Birden fazla sebebi olabilir. Bunu yanlış işaretliyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her çocuk 16 yaşına kadar çocuk sayılır... Bu sence doğru mu Tonguç'um? Hayır hocam. Evet hayır. Burada da yine 18 yaşına kadar çocuk sayılıyor çocuklar. 16 yaşına kadar değil 18 yaşına kadar çocuk sayılıyor. Sosyal bilgiler dersinde yer çekimi kanunun özelliklerini öğreniriz. Bu da yine yanlış. Bunu fen bilgisi dersinde öğreniyoruz. Çocuk haklarının korunmasına, ülkemize aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı sorumludur. Bu doğrudur diyebilir miyiz Tonguç'um? Evet hocam. Evet bu doğru. Urartularda ölen kişilerin oda şeklindeki mezarlara eşyalarıyla birlikte gömülmesi ahiret inancının olduğuna kanıttır. Evet bunu da söylemiştik. Yani Vefat ettiğinde adamın işte cep telefonunu koyuyorlar, işte ne bileyim saatini koyuyorlar, arabasının anahtarını koyuyorlar. Tabii o zaman yok şaka yapıyorum ama dolayısıyla bunların hepsini yanına koyuyorlar. Niye? Çünkü öldükten sonra yaşam var diye inanıyorlar. Bu da yine doğru oluyor Tonguç'um. Şimdi bu kısmı yapmıştık, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Geldik buraya hak ve sorumluluk kısmına. Şimdi burayı çok güzel bir şekilde yapacağız Tonguç'um. Eğitim almak bizim hakkımızdır. En doğal hakkımız. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak bizim hakkımızdır. Ama vergi vermek yani kazandıklarımızdan bir vergi vermek nedir bizim sorumluluğumuzdur, görevimizdir. Sen vergi veriyor muydun Tonguç'um? Hayır hocam, vermiyordun. Niye? Çünkü daha şu anda senin öyle bir sorumluluğun yok. Şu anda sen para kazanmıyorsun. Para kazanmaya başladıkça vergi vereceksin. Düşüncelerimizi özgürce ifade etmek bizim en doğal hakkımızdır. Yatağımızı toplamak bizim en doğal hakkımız değil, bizim sorumluluğumuzdur. Niye bu bir görev bak. Görev gibi olanlar, ödev gibi olanlar hep sorumluluk. Temiz bir çevrede yaşamak bizim hakkımız okul kurallarına uymakta bizim sorumluluğumuz diyebilir miyiz Songuç'um? Evet hocam. Harikasın. Bu bizim sorumluluğumuz. Şimdi geldik Sümerler zigurat adı veren yapıları inşa etmişlerdir. Zigguratlar çok amaçlı yapılardır. Ziguratların kullanım amaçlarından üç tanesini yazınız. Bunları çok güzel videolarımızda anlatmış hatırlarsan Tonguç'cum. Şimdi burada bir kez daha göstereyim. Bak zigurat böyle bir şey. Buradan merdivenlerle çıkıyorlar böyle. En üst katına çıkıp böyle etrafı gözlemleyebiliyorlar. Dolayısıyla en üst katı gözlem Bak en üst katı şöyle göstereyim. Şimdi. Hop diye şurası. ...gözlem evi. Tabi hocan sınavda sana... ...gözlem evi kelimesini bilmeni istediği gibi... ...şu kelimeyi de bilmeni ister. Rasathane. Rasathane... ...gözlem evi demek. Rasathane ve gözlem evi... ...aynı şey. Devam ediyorum. Aynı zamanda mesela en alttaki... ...yerlerde, şuralarda mesela buralara böyle patateslerini... ...koyabiliyorlar. Burası da... ...depo mesela. Depo olarak kullanabiliyorlar. Şöyle depolar... ...burası olabiliyor. Tamam depo. Veyahut da burada çocuklar, öğrenciler... ...gelip burada e, yazıya... ...hani Sümerler yazıya buluşardı okula gidebiliyorlar. Dolayısıyla tablet evi, tabletlere yazıyorlar biliyorsun. Bunlar tabii bizim günümüzde kullandığımız tabletler gibi değil. O kilden yapılan tabletler. Tablet evi yani diğer adıyla okul diyoruz. Bunun haricinde de tabii ki ibadet edebiliyorlar. Buraya gelip işte e, inandıkları o zaman tabii daha İslamiyet yok. İnandıkları başka başka e, şeyler var. Onlar için dua ediyorlar. Ya işte bizi affet diyorlar. Ondan bir şeyler diliyorlar. O, dolayısıyla burası aynı zamanda Tapınak olarak da, ibadet yeri olarak da kullanılıyor Tonguç'un. Dolayısıyla dört farklı görev olduğunu hoca sınavda sorabilir. Sana bu resmi verebilir, vermeyebilir. Şimdi bir tane çoktan seçmenin sorumuz var. Yukarıdakilerden hangileri etkin bir vatandaşın özellikleri arasında yer alır diyor. Haklarını bilme ve gerektiğinde kullanma bu yer alır özgürlüklerinin sınırsız olduğunu bilme. Sence özgürlüklerinin sınırsız olduğunu bilme. Etkin bir vatandaşın özellikleri arasında mıdır Tonguççum? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun ama ben söyleyeyim. Değildir. Böyle bir şey olamaz. Yani özgürlüklerimiz sınırsız değildir ki. Bizim sınırlarımız vardır. Yani ben şimdi özgürüm diye sana istediğim yapamam. Sen de özgürsün diye bana istediğin yapamazsın. Bizim özgürlüklerimizin bir sınır var. Bunu bilmemiz lazım ama bunun sınırsız olduğunu değil. Sınır olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla iki olmayacak cevaplarımızın içinde. İkinin olduğu B seçeneğini eliyorum. Vergisini düzenli ödeme. Evet. Etkin bir vatandaş sorumluluklarını bilir ve vergisini öder. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru cevabımız Tonguç'um. Şimdi yeni bir sorumuz var. Verilen görselde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Neymiş sorumuz? Bir olayın çok boyutluluğunu incelerken cevaplanması gereken sorular. Bak bu da yine yazılı da yüzde yüz sorulur Tonguç'um. Buraya dikkat et. Şimdi birazdan zaten yazılıda sorulacakları bir daha üzerinden geçeceğiz. Yazılı notlarımızın da üzerinden geçeceğiz. Ama bu soruda yüzde yüz sorulacak. Bunu hemen söylemek istedim. Şimdi Olayın nedenleri nelerdir? Var. Tamam. Olay hangi insanlar etkilemiştir? Var. Bak bu da var. Buraya olay hangi insanlar etkilemiştir olacağını bileceğiz. Aynı zamanda olay hangi saatte meydana gelmiştir? Bu yok. Olayın sonuçları nelerdir? Var. Olayın insanlar etkileri nelerdir? Var. Bak tekrar söylüyorum. Olayın nedenleri nelerdir? Hangi insanlar etkilemiştir olay? Hangi insanlar etkilemiştir? Ve ee, olayın insanlar etkileri nelerdir de var. İnsanlara olayın insanlara etkileri nedir? Bu da var. Ve tabii ki sonuçları nelerdir olayın? Sonuçları nelerdir? Bunların hepsini bilmemiz lazım. Dolayısıyla A, C, D var ama B seçeneği yok dolayısıyla. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Zaten buradan da mutlaka hoca sorar demiştik. Bunu zaten güzel güzel anlatmıştık. Burada şunu bilelim. Buna göre Lidyalıların kral yolunda hangi alanda faaliyette bulundukları söylenebilir diyor. Tam bir sınav sorusu. Lidyalılar Gediz ve Menderes vadileri arasında kalan bölgede yaşamışlardır. Lidyalılar Efes'ten Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolunda ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır. Güzel. Buna göre Lidyalıların kral yolunda hangi alanda faaliyette bulundukları söylenebilir? Bak ticari faaliyette bulundukları için biz bunlara yani Lidyalılara ekonomiyle uğraşmışlardır diyebilir miyiz? Evet hocam. Evet diyebiliriz cevabımız D de ekonomi diyoruz. Bilim, demokrasi, sanat değil, temel anlamda parayı da bulmaları, ticaretle uğraşmaları ekonomi olduğunu gösteriyor. Tonguc'un arkadaşı Tongül'e verdiği bilgiler aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? Bizlerin de tıpkı yetişkinler gibi kendimize özel bir hayat hakkımız var. Yani kimseyle paylaşmak istemediğimiz özel eşyalarımızı, günlüğümüzü, odamızı, çantamızı biz izin vermeden kimse karıştıramaz. İznimiz olmadan birileri bizim fotoğrafımızı herhangi bir yerde, dergide, gazetede, televizyonda, internette ve benzeri yayınlayamaz. Tıpkı diğer haklarımız gibi bu hakkımız da ...yasalarla korunuyor demiş. Şimdi bak, burada Tonguc'un arkadaşı Tongül'e verdiği bilgiler... ...aşağıdaki alanlardan hangisine ilgili diyor? Yaşam hakkı ile ilgili diyebilir miyiz? Hayır hocam. Ee, özel hayatın gizliliği ile ilgili diyebilir miyiz? Evet hocam. Evet, harikası Tonguc'un. Bu özel hayatın gizliliği Yani bizler fotoğraflarımızı, videolarımızı... ...başka yerlerde, başka insanların rahatça paylaşmasına izin vermemeliyiz. O bizim özel hayatımız. Barınma hakkı ve güvenlik hakkı ile ilgili cevap dolayısıyla B seçeneği. Şimdi, o zaman... Ee, şöyle e, bitirecek olursak yazılı provamızı bitiriyoruz. Burada o zaman tekrar söylüyorum Tonguç'um. Biz ne yapıyoruz? Hocamızın ders notlarına mutlaka bir kez daha bakacağız. Burada olayın çok boyutluluğundan mutlaka yazılı da sorulacak. Bunlarla alakalı az önce söylediğim gibi yazı notlarımızı hazırladık. Ee, bunları çok güzel bir şekilde buradan bak hatta yazılı notlarında sosyal bilgiler kısmını açmak istiyorum sana Tonguç'um. Bak burada şöyle göstereyim hatta sana bak sosyal bilgiler kısmında. Şöyle kameramıza yakınlaşırsa o oh diye bak. Bu küçük böyle elim kadar ama açıyorsun bak ilk başta kavramları veriyor. Sonrasında çalışman gereken kısımları güzel güzel özetliyor böyle ders notu gibi. Ardından da e, Uygarlıklar öğrenim kısmıyla alakalı kavramları veriyor. Onlarla alakalı devlet yönetimi, dini yapısı, sosyal yapısı önemli özelliklerini şöyle hatta skopu da şöyle düzeltelim. Bak, dini yapısı şöyle hatta biraz yaklaşayım. Bak burada gözüküyor. Dini yapısı işte ekonomik özellikleri, iyonların, friklerin, urartların, lidyalıların ya da mezopotamya uygarlıklarının ne yapman gerektiğini hepsini tek tek yazıyoruz burada. Sonra buradan da tek tek kontrol ediyorsun. Bu birinci yazılım Birinci ve ikinci yazılı konuları sonra başlıyoruz. Dolayısıyla bu sadece sosyal bilgiler dersinde değil, diğer derslerde de yani matematikte, fende, şöyle biraz geri dönelim tekrar buraya. Şöyle evet tekrar skopumuzu düzeltelim. Birazcık da bu duygusal anlar yaşandı. Gözleri doldu. Yazılıya hazırlanacağı için üzüldü. Ha. Fende, Türkçe'de, matematikte, dinde, sosyalde, İngilizce'de bunlarla çok güzel çalışabilirsin. Buradan e, açıklamadan Tonguç Mağaz'dan ya da sana en yakın Tonguç Mağaz'dan alabilirsin. Şimdiden yazılarına başarılar diliyorum Tonguç'um. Hadi bakalım. İnşallah en güzel notları alırsın. En kötü yazılıdan bile yüz alırsın diyoruz. Ve ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla diyoruz Tonguç'um.